Merhabalar, selamlar, saygılar, iyi akşamlar değerli izleyenler. Vakit tamam. Dördüncü vakit tamam paylaşımı yapıldı MHP tarafından. Rusya'nın açıklaması, İsrail'in ardından gelen açıklamaları, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki beklentiler, Trump'ın yeniden başkan seçilmesi, Trump'ın ekibinin Erdoğan'ı hayal kırıklığına uğratması, Türkiye'yi bir paniğe sürüklemesi, PKK'nın açıklamaları, Sayın Öcalan'ın mesajı barış süreci var mı yok mu Erdoğan ile Devlet Bahçeli neyi görüştüler ne konuştular? Kıyametler kopuyor. Bu görüşüldü, şu konuşuldu, telefon açıldı, bildiri yayınlandı falan kez bırakılacak, yarın çıkacak, bu akşam acayip şeyler olacak gibi bu son günlerde en çok tartışılan birilerine hezini alamadı ballandıra ballandıra efendim Öcalan e. ile Kandil telefonda görüştü hatta hezini alamayan gazeteciler vardı biliyorsunuz isim vermeme gerek yok efendim Kandil ile işte Öcalan e. ile Kandil şunu görüştüler şu e, konuda anlaştılar şu konuda karşı çıktı vesaire 45 dakikalık senaryo herkes oturdu son birkaç gündür e, herkes Kürtler hariç şöyle Kürt basınına yakın olan, Kürt basını, özgür basın hariç arkadaş herkes bir senaryo üretiyor, bir şeyler uyduruyor. Biz de böyle izliyoruz Allah Allah. Sonra bakıyoruz ki kardeşim birçok şeyin asla asları yok. Adamlar oturuyor senaryo uyduruyor. Neyse bakacağız. Bugün Köln'de Kürdistanlılar haykırdı. Artık Sayın Öcalan serbest bırakılsın. Kürt sorunu demokratik yollardan çözülsün. Artık yeter diye bütün dünyaya adeta haygırdılar. On binlerce insan bir araya geldi değerli izleyenler. Gerçekten de muazzam bir e, yürüyüş ve miting yapıldı. Ben de e, gitmiştim Köln'e. Orada birçok arkadaşlarla görüştük. E, ekranda da yazanlar var mutlaka. Gerçekten de muazzam gençlerin yoğunlukta olduğu. Ben e, önce bir e, PKK'nin açıklaması var onu açıklayayım. Ondan sonra e, bugün tabii ki Köln'deki izleyenlerimi sizlere aktaracağım. Görüntüler var sizler için derlediğimiz. Şu anda birçok arkadaş biliyorum yolda. Ama şunu söyleyeyim. Değerli izleyenler, madem öyle gel böyle o zaman yayını beğenelim. Bu yayınımız gerçek habercilik yapıyoruz biz biliyorsunuz. Biz uydurma haber senaryo böyle üretip efendim şunu bu demiyoruz. Biz gerçek neyse onu aktarıyoruz. Dolayısıyla bir saraya da ulaşmamız gerekiyor. Sesimizin, sesinizin, mesajlarınızın saraya da ulaşması için ne yapıyoruz? Her zaman olduğu gibi unutmadan beğeniyoruz. Bugün bir arkadaş bana yaklaştı dedi ki adamım e var ben beğenemiyorum. Zaman olmadığı için ayarlayamadım ona. Birçok arkadaşımız YouTube'a üye değil. Arkadaşlar bir YouTube kanalını takip etmek için, orada yorum yapmak için, beğenmek için öncelikle bana değil YouTube'un kendisine o uygulamaya üye olmanız gerekiyor ki ondan sonra YouTube içerisinde benim gibi kanal açanlara da üye olabilirsiniz. Bu arada Şiir arkadaş bir şey yazmış. Katkısından dolayı teşekkür ediyorum. Herbeci Can abi Adem. Arkadaşlar lütfen yayını beğenmeyi unutmayı destekleriniz çok önemli ve değerli. Eyvallah başhavanu hemmu. Herhatın birlikte daha güçlü, birlikte özgür diye Şira arkadaş yazmış. Çok teşekkür ediyorum Şira Eval. Saygılar sunuyorum. Eyvallah katkılarınız çok çok anlamlı ve önemlidir. Cinavar. Ben canavar olarak okuyacağım ama cinavar yazılmış. 50 üye yaptı. Geçtiğimiz günlerde de yine başta Asker Aydemir arkadaş olmak üzere birçok arkadaş katkı sunuyor her günlerde ise. Ben bazen unutuyorum lütfen beni bağışlayın. Ama hakikaten de bu bu katkılarınız, bu üyelikleriniz bizim için çok anlamlıdır. O yüzden zaten sesimizi kısamıyorlar. Ee, YouTube, evet benim yayınlarım iyi izleniyor. YouTube para kazanıyor. YouTube böyle bir kanalı kapatmıyor. Türk Devleti defalarca kapatırmak için başvurdu. Ama ancak Türkiye'den engelleyebildiler. O yüzden sizin bu destekleriniz sayesinde biz ayakta duruyoruz. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Ve e, arkadaşlar o zaman başlayalım. Neyle başlıyoruz? PGK'nin açıklamasıyla başlayalım. Tartışmalar vardı. Kısaksa gireyim. Dedim ya bir gazeteci çıkmıştı işte youtuber e, Kandil e, Öcalan görüşmesinden bahsetmişti. Siz de böyle ağzınız sulana sulana dinlemiştiniz. Ben izlemedim gerçi bir arkadaş bana not attı o bölümü. Baktım. Şimdi ortalık tabii ki şey oldu. Herkes Kürtler de merak etti. Ya ne oluyor böyle bir görüşme falan varsa Kürtler niye bilmiyor Allah Allah. Zaten bu son dönemlerde arkadaşlar e, Kürtlerin haberi, haberi yok bir şeyden. Herkes duyuyor görüyor. Ama Kürtlerin haberi yok ne yazık ki. Dolayısıyla e, e, ee, bu tür şeyler, Rıdvan Kastan'a da teşekkür ediyorum. Ee, çok sağolasın. Bazen yayın bana şey gelmiyor arkadaşlar, yayın biraz kesiliyor gibi oluyor. Ben interneti ekranda görüyorum böyle biraz görüntü gidiyor tekrar geliyor ama yapacak bir şey yok. Çünkü gerçekten de buradaki internet maalesef Ben bir çıkış hemen yapıp geleyim belki düzelir diyorum. Bir dakika. Ee, Arkadaşlar bir çıkış yaptım geldim bazen böyle yapınca şey düzeliyor umarım 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 düzelir neyse artık idare edeceğiz ee, bu, bu şekilde yapacak bir şey yok şimdi Keceleritme Konseyi üyesi Mustafa Karasu İmralı Fethi kapalı cezaevinde ağırlaştırmış tecrit altında tutulan PKK lideri Abdullah Öcalan'ın PKK yöneticileriyle Kandil'de bir telefon görüşmesi yaptığına dair iddiaları iddiaları yalanladı net bir dille ben birazdan görüntüde sizlerle paylaşacağım. Karasu söz konusu iddia ve güncel gelişmeleri medya habere <laughs> değerlendirdi değerlendirenler bir programda değerlendirdi ve Fırat Haber Ajansı da bunu haber olarak aynı zamanda yayınlamıştı. Belki okumuşsunuzdur. Karasu Abdullah Öcalan ile 43 aydır e, ay ardından yapılan aile görüşmesine e, işaret etti. Bu görüşmenin doğrudan Devlet Bahçeli'nin söylemleri ve sonraki tartışmalarla hiçbir alakası yok dedi. Bu yeni bir açıklama güzel, önemli bir gelişme. Ayrıca Bahçeli'nin çıkışlarına ilişkin de Mustafa Karasu, akp MHP iktidarı dışarıda zorlanıyor, içeride zorlanıyor. Bu gerçektir ama burada şöyle bir sonuç çıkarmak yanlıştır. Dışarıda zorlanıyor, içeride zorlanıyor. Bu nedenle işte kürsü sorunu çöz, çözerek bu zorluktan kurtulmak istiyor. Böyle düşünmek yanlıştır. Evet dışarıda zorlanıyor, içeride zorlanıyor ama Kürtlere karşı yürüttükleri bir soykırım savaşı var. Zorlanma sürecinde Kürtlere karşı yürüttükleri savaş sonucunu savaşı sonuca götürmek istiyorlar elbette ki bunu böyle görmek gerekiyor. Kürt sorununda zihinsel değiştir Kürt sorununda zihniyet değiştirdiler diye bir şey yok. Demokratik zihniyete kavuştular. Kürt sorunu çözecekler diye bir şey yok. Evet, Kürt sorunu çözmek için demokratik zihniyete koşma gerekiyor. Ee, Kürt'ün varlığını kabul eden, kimliğini, kültürünü kabul eden bir zihniyete koşma gerekiyor. Böyle bir şey yok. Hele MHP'de hiç yok. Devlet Bahçeli'de hiç yok. Bu, bu yönüyle bu, a, a, bu, adam niye atıldı? Gerçekten iyi düşünmemiz gerekiyor dedi. Ve Devlet Bahçeli'nin çağrılarına ilişkin, Sayın Özcan'la ilişkin yaptığı gelsin, vazgeçsin, lav vesaire. Ona ilişkin de tabii ki e, Karasu Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum'un yeni süreç tartışmalarına dair sözlerine de e, dikkat çekti. Bu oyun esas olarak Dem Parti üzerinde oynanan bir oyundur. Biz size siyaset yapma alanını tanıdık, yumuşak yaklaştık, siz buna cevap vermediniz diyecekler ve üzerine şiddete gidecekler. Bunu değerlendirmemize de gerek yok. Devlet Bahçeli de böyle dedi. Mehmet Uçum da böyle dedi. Erdoğan da bunu söyledi. Bu açık. Bunu bu kadar böyle karmaşıklaştırmaya e, e, nedir ne değildir e, biçiminde değerlendirmeye bile gerek yok. Mehmet Uçum'un cümlelerini tek tek yorumlasın, yorumlasın herkes, düşünsün. Ne demek istiyor acaba? Devlet Bahçeli dedi ya kabul edersiniz ya da yumruğu yersiniz dedi. Neyi kabul edersiniz? Kürtlüğünüzden vazgeçeceksiniz. Kürt davasından vazgeçeceksiniz. Kürtlükten, özgürlükten, demokrasiden bahsetmeyeceksiniz. Siyaset yapan, milletvekili olun olan, belediye başkanı olun, ne olursanız olun. Ee, bu tür şeylerle uğraşmayın. Kürt halkının özgürlük mücadelesinden, demokrasisinden söz etmeyin. Özgürlük demek, demokrasi demek, bu devlete karşı, bu iktidara karşı mücadele etmek demektir. Bu iktidarın politikalarına karşı tutum koymak demektir, dedi Mustafa Karasu. Bu telefon görüşmesine ilişkin de net cümleler kullanıyor. Ben videosunu izleteyim ama... E Dedi ki bilmem Kandil'le telefon görüşmesi olmuş. Bunlar uydurma şeylerdir dedi. Bakın dilerseniz bir video izleyelim. Mustafa Karasu bu görüşmeye ilişkin onun kendi sesinden daha e, anlaşılır bir şekilde dinleyelim. Net e, şeyler veriyor. Net bir cevap veriyor zaten. Bakalım Mustafa Karasu bu konuda neler söylemiş. Bir de şunu belirtelim. Tartışılıyor. Bilmem Kandil'le telefon görüşmesi olmuş. Bir gazeteci öyle demiş Bunlar uydurma şeyler. Şimdiye kadar Kandille herhangi bir ilişki olmamıştır. Bir temas olmamıştır. Böyle bir şey yok. Şimdi Mustafa Karacu Karasu değerli izleyenler net bir şekilde böyle bir şey yok. Şimdiye kadar herhangi bir bir temas falan da sağlanmamıştır. Yani bu siz e, dinlemişsinizdir. Mutlaka denk gelmişsinizdir. İşte yaygarı kopanın gazeteciler vardı. Efendim bir de dil ballandıra ballandıra anlatıyorlar. Bazı maddeler açıklamışlardı falan. E, ama Mustafa Karasu birkaç şeye daha da dikkat çekti. Dilerseniz o bölümü de izleyelim hep birlikte. Kür sorunu bilmem bas sorunuyla İrlanda sorunuyla şu bu sorunla karşılaştırmak bir gaflettir. Kür sorununda şöyle bir şey yok siyasal taleplerin fazlalığından dolayı sorun çözülmüyor. Değil yani. Kürt inkarı kabul edilmediği için, dili, kültürü, kimliği yok edilmek istendiği için sorun çözülmüyor. Böyle olmasaydı, Kürtler üzerinde bir soykırım politikası uygulanmasaydı, politika bu olmasaydı, o belirtilen işte çatışma çözüm süreçleri Kürdistan'da da evet uygulanabilir. Kürt sorunu bilmem bas sorunuyla İrlanda sorunuyla şu bu sorunla karşılaştırmak bir gaflettir. Kürt sorununda şöyle bir şey yok. Siyasal taleplerin fazlalığından dolayı sorun çözülmüyor. Değil yani. Kürt inkarı kabul edilmediği için, dili, kültürü, kimliği yok edilmek istendiği için sorun çözülmüyor. Böyle olmasaydı, Kürtler üzerinde bir soykırım politikası uygulanmasaydı, politika bu olmasaydı, o belirtilen işte çatışma çözüm süreçleri Kürt da evet uygulanabilirdi. Kürt sorununu yani aslında burada Mustafa Karasu değerli izleyenler net olarak e, adını koyuyor yani. Eğer siz Kürt sorunu inkar etmemiş, Kürtleri inkar etmemiş olsaydınız, dilini inkar etmemiş olsaydınız, kültürünü, rengini, zılgıtını, halayını, Kürt'e değerli olan her şeyi, tarihini inkar etmemiş olsaydınız, hakikaten de Kürtler kudurmuş mu dağlara çıkacaklar, kendilerini ölüme atacaklar, böyle bir şey yok. Şimdi tabii ki mesele biraz şeyden iyi biraz son... E, e, gelişmelere bakarsak e, ya MHP bir birkaç gündür değerli izleyenler vakit tamam. Söz konusu vatansa vakit tamamdır diye. İşte tabii ki birileri bunu fırsat bilerek şey yapıyor. Ya ne olacak acaba bunlar? Işte acaba diye bir şey yok yani. Şimdi MHP gibi ökçe, faşist e, bir parti çıkıp herhalde Kürt sorunu öyle kendiliğinden demokratik bir yolla efendim gel ya Kürtler, Türkler biz kardeşiz eyvallah. Biz e, işte demezler. Yani böyle bir şey yok yani. Ben ayrıca bu vakit tamamları da şeye bağlamıyorum asla. Efendim milat olacak da işte yani hiç bizim tahmin etmediğimiz şeyler olacak da MHP kendi parmağının taşın altına koyacak da böyle bir şey yok yani. Ha hani kendileri için yaparlar bunu. Vatan diyorlar da yani vatan elde gidiyor Şimdi niye İsrail açıklama e yapıyor, Rusya yapıyor, Amerika'da yeni bir dönem başlıyor. Trump'ın şeyi ekibi gerçekten de Erdoğan'ı sevmeyen, Türk devletini sevmeyen bir ekipten oluşuyor falan filan bitti bunları Rusya tekrar uyardı yani Rojava falan giremezsin diyor. İran bırakmıyor. E, İsrail Kürtlerle diyalog kurmaya hazır olduğunu birinci ağızdan neredeyse Dışişleri Bakanı ağzıyla bunu duyurdu yani. E Kürtler de cevap verdi. Mesela e, KCK Gürtme Konseyi üyelerinden Zübeyir Aydar önceki gün net olarak İsrail'e yanıt verdi. Yani biz de dedi böyle bir politikayı istiyoruz. Yani bizim müttefikimiz, biz Kürtler kendi ittifaklarını daha da genişletebilirler. Yani İsrail'le de yaparlar, Amerika'yla da yapıyorlar, diğer güçlerle de yaparlar. Bu, bunu, biz buna hazır olduğumuz hayatına gelen, anlamına gelen bir açıklama yaptı. Bu kere aynı zamanda PKK adına yapılan açıklamadır. Yani sıradan bir açıklama değil. Dolayısıyla, evet doğru İsrail'le, Kürt Özgürlük Hareketi ya da İsrail'le bütün genel Kürtler arasında bir ittifak söz konusu olabilir. Türk devleti bunun kokusunu da almış olabilir. Ama onun dışında devlet çöküyor. Şimdi diyorlar ya söz konusu devlet ise ya da söz konusu vatan ise her şey teferruat diyor. İşte vatan şey vakit tamam diyor. Nedir vakit tamam olan? Yani 100 yıldır biz faşistlik yaptık. Biz bu ülkeyi resmen bölme noktasına getirdik. Yaptığımız zulümle, zulümkarlıkla, yaptığımız bölücülükle, biz bu ülkeyi mahvettik. E Kürtleri de dışladık artık bu kadar. Artık yürümüyoruz. Ne ekonomi, ne insan gücü, ne teknik olarak biz artık yetişemiyoruz. E böyle giderse Türkiye zaten şeyin ucunda, çukurun ucundadır, uçurumun ucunda. Bize bir tekmet vurursa biz de gideriz. Yani ülkemiz 3'e 4'e onların ülke olarak adlandırdı. 3'e 4'e bölünür diye bir korku var yani bölünme fobisinin bir çıkışıdır bu da. Vakit tamam demeleri budur yani. Ha ya da yarın öbür gün efendim gece yarısından bu gece yarısından itibaren Rojava'ya karadan girecekler. Bayrak dikecekler. Vakit tamam dedikleri şey bu olur yani. Başka bir şey öyle vakit tamamdır. Gel efendim gelin oturun. Kürtlerle görüşelim. Böyle bir şey yok. Ha Kürtlerin mücadelesi bunları zorluyor. mu? Bu tabii ki zorluyor. Mesela bugün köyünde yapılan yürüyüş bunları zorluyor. Niye? Avrupa'nın göbeğinde e, Avrupalıların alışık olmadığı bir şekilde Düşünsenize ya 10.000 bin Öcalan posteri taşındı bugün ya. Öyle kolay mı yani bunu? Siz hangi ülkede bunu başarabilirsiniz? Böyle bir şey yok. Dünyadaki hiçbir liderin böyle bir posteri, böyle 10 bin, bin, posteri taşınmamış yani. Yok böyle bir şey. Ama bugün taşındı kardeşim. On binlerce insan e, Freyhat Öcalan posterini taşıdı. Öcalan'a özgürlük posteri, posterini taşıdı. Kötü sana barış posterini taşıdı. Sloganlar attı. Bu öyle basit bir şey değil. Siz Avrupa'nın göbeğinde başka bir halk bunu yapamamıştır. Kürtlerin başardığını, Kürtlerin Avrupa'da başardığını siz belki size şey gelebilir. Hmm, ya ne var işte insanlar bir araya geliyor işte bir miting falan bugüne kadar hatta bazıları dalga geçiyor. Bugüne kadar yürüyüş miting yaptığınızda ne oldu? Evet bugüne kadar sizin bu çok e, ufak az gördüğünüz bu mitingler ve yürüyüşler yapılmamış olsaydı şu anda Kürt sorunu da gündemde yoktu yani. Çünkü Avrupalılar, Avrupa'da Kürtler artık ciddi ciddi bir gündem oluşturabiliyorlar. Niye? Çünkü o binlerce insan aynı anda istedikleri zaman bir yere gelebiliyor. Bu da Kürtlerin başarısıdır yani. Bu bu, bu, bu Kürtlerin örgütlü olduğunu gösteriyor. Hangi devlet bunu yapabiliyor? Hangi ülke bunu yapabiliyor? Hangi örgüt bunu yapabiliyor? Ama bunu Kürtler yapıyor. Özgürlük hareketi yapıyor. Dolayısıyla bütün bunlar zorluyor bir anlamda. Birleşmiş gidiyor Kürt sorunu karşısında. IMF'e gidiyor Kürt sorunu karşısında. Avrupa Parlamentosu'na gidiyor Kürt sorunu karşısına çıkıyor. CPT'ye gidiyor Kürt sorunu karşısına çıkıyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gidiyor kürs sorunu karşısına gidiyor. Lahey Adalet Divanı'na gidiyor Kürt sorunu karşısına çıkıyor. Avrupa Konseyi'ne gidiyor Kürt sorunu karşısına çıkıyor. Parlamentolara gidiyor, parlamentolara gidiyor, kürs sorunu karşısına çıkıyor. Birebir görüşmelerde kürs sorunu, özel görüşmelerde kürs sorunu yani yaşamın her alanda Türkiye Cumhuriyeti Devleti yetkililerinin karşısına kocaman birikmiş Kürtleri inkar etmeleri çıkıyor. Kürtlere yaptığı zulümler çıkıyor. Kür siyasetçilerini tutuklamalara çıkıyor. Siz sanmayın ki bunlar e, efendim kafalarını kuma gömmüşler kimse görmüyor böyle bir şey yok. Dünya görüyor, izliyor. İşte bu yürüyüşler, bu mitingler, bu eylemler, bu etkinlikler, bu sizin çok fazla böyle küçük öğrensemediniz ya her gün sokakta işte slogan atmakla bu işler çözülmüyor dediğiniz şeylerle bu işler gündeme geliyor. Evet.